Küçük bir tırtıl dünya tarihini nasıl değiştirebilir? Hatta bu öyle bir değişim ki etkilerini halen yaşıyoruz. Uzak zamanların bu bölümünde size küçücük bir tırtıl yumurtasının dünya tarihine nasıl yön verdiğinden bahsetmek istiyorum. İpek yolundan, onun halen bile bütün dünyayı kasıp kavuran ilginç tarihinden bahsedeceğim. Milattan sonra 552 yılında dünya tarihinin bilinen ilk teknoloji casusluğundan ipek böceği yumurtalarının Çin'den nasıl çalındığından bahsedeceğim. Yine birkaç güzel eski gravür göreceğiz. Ve tabii ki dünya tarihinin bilinen en büyük gezgininden ve hatta Anadolu topraklarından geçmiş en büyük gezginlerinden biri olan Marco Polo'dan ve onun Anadolu gezisinden bahsedeceğim. Marco Polo ve İpek Yolu'na dair 4 farklı kitaptan konuşacağız. Aslında geçmişi daha eskilere gitmesine rağmen M.Ö. 12. yüzyılda ipek böcekçiliği Çin'de oldukça gelişmişti. İpek, kumaştan halata hatta balıkçılık malzemelerinin yapımına kadar birçok alanda kullanılıyordu. Sağlam, zararsız ve tabii ki son derece estetik bir malzeme olan ipeğin ünü M.Ö. 3. yüzyılda Çin Seddi'ni aşıp çoktan bütün Asya'yı kaplamıştı. Öyle ki batıya, önce İran'a, sonra da Roma'ya varması çok uzun sürmedi. Üzerine Çin'de ipek boyama tekniklerinin de gelişmesiyle o dönem dünya belki de antik Yunan heykellerinden bu yana gördüğü en estetik şeyi görüyordu. Çok geçmeden Batı'nın en önemli lüks tüketim ürünlerinin başına geçti. İpekten yapılmış elbiseler giymek o dönemin dünyasında en büyük statü göstergesi oldu. Roma saraylarından tutun İran'a ve Avrupa'ya kadar ipek dünyayı öyle sarıp sarmaladı ki Çin'den Roma'ya kadar ipek topları para yerine kullanılmaya başlandı. Belki de tarihi boyunca insan teni en yumuşak, zararsız ve bir o kadar da sağlam bir materyalle tanışıyordu. Aynı zamanda güzeldi. Belki de ipek aynı zamanda modayı da yaratmıştı. Bu şimdilerde yaşayan bizlere belki de biraz anlamsız gelebilir ama o dönemin dünyası için farklıydı. Ve tabii ki ünü dünyanın en uzun duvarını aşıp batıya, Roma'ya varan İpek bunu İpek Yolu sayesinde başardı. Düşünün, öyle bir şey ki dünyayı doğudan batıya aşan kendi yolunu bile inşa etti. Bu uzun yolu ve hatta Taklamakan çölünü aşıp gitmesi için kendisine kervanlar kurdu. İşin batıdaki kısmı böyleyken Çin Seddi'nin iç kısmında büyük bir zenginlik ve refah dönemi başladı. Çin, tarihindeki en büyük zenginliğe ulaştı ve dünyanın en önemli ticari merkezi haline dönüştü. İskenderiye, Roma, İstanbul ve Bağdat ekseni artık Çin'e kaymıştı. Tabii kendisine bu büyük zenginliği veren İpek, Çin'de bir devlet sırrı haline geldi. Dünya uğruna servet ödediği bu kumaşın nasıl yapıldığını bilmiyordu. İpek öyle büyük bir sırdı ki bu sırrı açmanın cezası ölümdü. Batı, bu zenginliği Çin'e veren şeyin dut ağacının yapraklarını kemiren küçük bir tırtıl olduğunu halen bilmiyordu. Oysa ipek üretimi Çin'de 3000 yıldır neredeyse gelenekselleşmiş bir teknolojiydi. Çin'de ipek üretimi artık evlere kadar girmiş, Çinli ailelerin çocuklarına en erken yaşlarından itibaren öğrettikleri karmaşık bir teknoloji, bir sanat ve bir meslekti. Tabii özellikle Roma ve Çin'in batısındaki birçok devlet bu sırrı elde etmek için çalıştı. Bilinen ilk başarısız girişim, M.Ö. 149 yılında Çin'den Hotan'a giden bir prensesin saçları arasına gizlediği ipek böceği yumurtalarıyla gerçekleşti. Bu, ipek böceği yumurtalarının bilinen ilk yolculuğu oldu. Fakat çok geçmeden Çin, Hotan Hakanlığı'na büyük bir savaş açtı. İşte bu küçük yumurtaların Çin Seddi'nin ardına yaptığı ilk yolculuktan sonra binlerce yıldır saklanan bu büyük sır yavaş yavaş açılıyordu. Ama yine de başaramadılar.
Çünkü ipek üretimi o zamanların şartlarına göre karmaşık bir teknoloji ağıydı. Isıya hassas yumurtaların saklanması, açılması, tırtıllar ve tabii ki dut ağaçları. Sadece bununla da bitmiyordu. Kozalar ve bu kozaların işlenmesi, ipeğin bir iplik haline getirilmesi ve yeniden işlenmesi. Muhtemelen dünyanın en uzun saklanan ve en karmaşık sırrıydı. Ama Batı'da, Doğu Roma'da bu büyük zenginliği yaratan sırrı elde etmeyi kafasına koymuş bir imparator vardı. O zamanların Konstantinopolis'i, bugünün İstanbul'unda bizim Bizans dediğimiz Doğu Roma İmparatoru Justinian. İmparator Justinian bu sırrı elde edip ipek üretimini topraklarına taşımak adına iki misyoneri Asya'nın uzak köşelerine gönderdi. İki rahip büyük bir gizlilikle çalıştı. Çin halen bu sırrı saklı tutmaya çalışsın, bu minik yumurtaların İstanbul'a yapacakları uzun yolculuk çoktan planlanmıştı. Sonunda bu iki misyoner rahip 552 yılında ipek böceği yumurtalarını bastonlarının içinde sağ salim İstanbul'a getirmeyi başardılar. Bunun için tam 2 yıl Asya'da kalmışlardı. Basit bir şey değil. Aslında belki de insanlık tarihinin en önemli teknoloji casusluklarından birisi gerçekleştirilmişti. Bundan sonra Anadolu ve Yunanistan'da ipek üretimi başlar. Tabii aslında sadece ipek değil, ipekle birlikte Batı, Doğu'ya ait birçok şeyle tanıştı. İsmi İpek Yolu'ydu ama kervanlar bu yolda sadece ipek taşımadılar. Bilim, dinler, farklı kültürler, baharatlar ve hastalıklar da bu yolda taşındılar. Bugün dünyanın yaşadığı Covid-19 pandemisi gibi orta çağı sarsan büyük veba pandemileri de bu yollarda ilerledi. Gariptir ki bu veba pandemilerinden en büyüklerinden bir tanesi de İstanbul'da ortaya çıkan ve 541 yılından 750 yılına kadar dünyayı sallamış Justinian vebasıdır. İşte aslında İpek Yolu tarihi o kadar ilginç, günümüze bile halen ışık tutabilen bir tarih. Yani bana göre İpek Yolu'nu anlamak neredeyse dünyayı anlamak sayılabilir. İşte daha farklı ilginç noktaları da var. Mesela uçurtma. Uçurtma da Anadolu'ya ve tabii ki tüm dünyaya Çin'den İpek Yolu üzerinden yayılmış. Bu bile mesela başta bizlere önemsiz gelse de aslında İpek Yolu'nun güzel bir yönüydü. Yani bir yerde eğlencenin, oyuncakların ve hatta icatların taşındığını görüyoruz. Tabii unutmayalım, Anadolu'da İpek Yolu'nun özellikle Selçuklular döneminde en önemli parçasıydı. Bugün Denizli'de bile İpek Yolu'nun halen faal bir şekilde kullanıldığı zamanlardan kalma Selçuklu kervansarayları var. Konya ve Antalya'da ve yine aynı Isparta'da da var. Tabii Batı için artık ok yaydan çoktan çıkmıştı. Birçok zenginlik, özellikle baharatlar Avrupa sofralarında yerini almıştı. Artık özellikle ticaret dünyanın merkezi haline gelmişti. Mesela Venedik ve Ceneviz gibi devletler bütün zenginliklerini Doğu'yla yaptıkları bu ticarete borçluydular. İpek Yolu sayesinde Doğu'nun kapıları Batı'ya aralanınca özellikle oluşan tüccar sınıfı hem ticaretlerini güçlendirmek için hem de daha yeni yollar bulup bu ağı genişletmek için gözlerini Doğu'ya diktiler. Aynı zamanda Batı'ya yeni ürünler de getirmek istiyorlardı. Yine de Avrupa özellikle Çin ve Asya'nın uzak köşeleri hakkında çok az şey biliyordu. Ve Avrupalı birçok gezgin artık yavaş yavaş bu yolları kullanarak Çin'e doğru ilerlemeye başlamıştı. Bu gezginler gittikleri yerlere ait bilgiler topluyor, haritalar çiziyor ve seyahatnameler yazıyorlardı. Tabii birçoğu gittikleri yerlerde şartlara yenik düşüyor, ilerleyemiyor ve hatta bir daha geri dönemiyordu. Tabii bir yandan doğuda yükselen durdurulamaz bir güç daha vardı. Büyük Moğol İmparatorluğu. Ve Moğollar 11. yüzyılda İpek Yolu'nun kontrolünü çoktan ele geçirmiş ve Asya ticaretinin getirdiği zenginliğin meyvelerini yiyorlardı. İşte bu dönem Doğu ve Batı'nın ilk temasları yoğunlaşmaya başladı. Hem Moğollar hem Batılı devletler arasında elçiler gidip gelmeye başladı. Ve işin bir diğer kısmı Türkler de yavaş yavaş Orta Doğu'da yeniden tarih sahnesine çıkmışlardı. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları derken Orta Doğu'da, Anadolu'da bugün bana göre gerçekten önemlerini hiç fark edemediğimiz Artuklular gibi bilimde ve sanatta çok ilerlemiş devletler kuruldu. İşte yine tam da bu dönemde Anadolu'ya dünyanın en büyük seyyahlarından biri ayak bastı.
Marco Polo. Üstelik ne kadar şanslıyız ki Anadolu'dan tam iki defa geçti. Bence İbni Batuta'dan sonra Anadolu topraklarından geçmiş en önemli gezgindir. Marco Polo tam 17 yıl süren doğu seyahatine Venedik'ten başladı. Önce Akka'ya ulaştı. Akka'dan yine deniz yoluyla Anadolu'ya, bugünkü Yumurtalık'ta ilk kez Anadolu topraklarına ayak bastı. Ve dünya tarihinde Anadolu ilk kez 1271 yılında Turkomania, yani Türkmenlerin yurdu olarak isimlendirildi. Bu biz Anadolu Türkleri için muhteşem bir şey. Marco Polo daha sonra Kayseri'den ve Erzurum'dan geçti. O dönem kendi deyimiyle dünyanın en güzel insanlarının yaşadığını söylediği iki şehirden birisi olan Mardin'den geçti. Diğeri de Marco Polo'nun kendi memleketi Venedik'ti. Marco Polo daha sonra doğuya, Tebriz'e doğru devam ederek Anadolu'dan ayrılmış oldu. Tebriz'den sonra Hürmüz'e geçti ve Büyük Moğol Hanı Kubilay'ın sarayına doğru yoluna devam etti. Tam 17 yıl Kubilay Han'a hizmet ettikten sonra Venedik'e geri dönmek üzere Anadolu'dan tekrar geçti. Bu sefer yine Hürmüz Boğazı'ndan kuzeye doğru çıkarak İpek Yolu'nun Anadolu'daki en önemli limanlarından birisi olan Trabzon'dan deniz yoluyla ilerledi ve doğduğu şehir olan Venedik'e dönmek üzere İstanbul'a vardı. Onunla ve İpek Yolu'yla ilgili söylenecek, anlatacak çok şey var. Bu anlamda tarih okumayı sevin veya sevmeyin, size İpek Yolu ve Marco Polo'la ilgili 4 farklı kitaptan bahsetmek isterim. İlki bence pek bilinmeyen ama benim gerçekten çok sevdiğim bir kitap olan Helmut Uhlig'in İpek Yolu isimli kitabı. İpek Yolu ile ilgili okuduğum en iyi kitap olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Okyanus Yayınları'ndan çıkmış yaklaşık 400 sayfalık bir kitap. Eğer Marco Polo ile ilgili bir şeyler okuyacaksanız en öne bu kitabı koyun derim. Gerçekten güzel kitap ve günümüze de ışık tuttuğunu söyleyebilirim. İkinci ve asıl bahsetmek istediğim kitap Lawrence Berger'in yazdığı Marco Polo biyografisi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'na ait ve çevirisi de Mine Zeybekoğulları tarafından yapılmış. Bendeki basımı ciltli olan versiyonu yaklaşık 450 sayfalık. Fakat bir o kadar hızlı ve su gibi akan bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Bir biyografi olmasının yanında Marco Polo'nun yaptığı bu müthiş seyahatin her adımı ile ilgili çok güzel, nitelikli bilgiler var. Kitap aslında toplamda 3 kitabın bir araya getirilmiş hali. Marco Polo, Avrupa, Doğu, Moğollar ve özellikle Kubilay Han hakkında okuması gerçekten zevkli ve en önemlisi özellikle Moğollara, Kubilay Han'a bakış açımızı değiştirebilecek bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Kitaplığınızda tarih kısmında baş köşeyi hak edebilecek bir kitap olabilir. Bir de tabii güncel olarak bugün gösterimde olan bir Marco Polo dizisi var. Bu kitaptan sonra o dizi bile bana hiçbir zevk vermedi. Bahsetmek istediğim üçüncü kitap ise Peter Frankopan'ın İpek Yolu isimli kitabı. Aslında başta bu kitaptan bahsedip etmemek arasında tereddüt ettim fakat kitaplığımda bulunduğu için ve konuyla da ilgili olduğu için son anda bahsetmeye karar verdim. Kitabın Alternatif Dünya Tarihi isimli bir alt başlığı var fakat bana göre bu alt başlığı pek karşılamıyor. Bir de kapağında Batı merkezli tarih yazımına tam bir panzehir denilmiş ama açıkçası kitabı okuduktan sonra pek öyle olmadığını, hatta tam tersi olduğunu düşündüm. Kitabın bakış açısı güzel. Yani İpek Yolu'nun en eski günlerinden ta ki günümüze kapitalizme kadar değiştirdiği, geçirdiği evrelerden bahsediyor. Fakat biraz popülist ve garip bir bakış açısı var. Açıkçası benim çok sevdiğim bir kitap olmadı ama belki de seven arkadaşlar olacaktır. Kitap en başta kapağında söylediği şeyin tam tersi, sanki biraz özellikle İngiltere şovanizminin hakim olduğu bir yazıma sahip. Tabii bu benim kendi düşüncem. Belki de kitabı okuyan diğer arkadaşlar kitabı sevebilirler. Dediğim gibi bu kitaba da belki bir şans verebilirsiniz. Ve son kitaptan bahsedeyim. Bu aslında bir çizgi roman. İtalyan çizer Marco Tabillo'nun yine aynı isimli Marco Polo İpek Yolu isimli çizgi romanı. İlginç bir çizgi roman. Alfa Yayınları'ndan ciltli ve çok güzel bir kapağı var. En başta Marco Polo'ya, dönemine, çizgilerden bakmak güzel. Marco Tabillo kesinlikle kendine has bir çizim ve anlatım tarzına sahip.
Bence bu çizgi romanın güzel ve farklı bir yanı çok fazla konuşma balonu barındırmaması. Bu da bu çizgi romana değişik bir atmosfer kazandırıyor. Kendi adıma çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bunu da özellikle Marco Polo'yu veya dönemini seven herkese tavsiye ederim. Bu arada İpek Yolu ile ilgili olarak bahsetmeden geçmek istemediğim iki ilginç bilgi de vermek istiyorum. Bugün Avrupa'daki ceviz ağaçlarının yayılımı üzerinde bir araştırma yapılmış ve ceviz ağaçlarının Balkanlardan İspanya'ya kadar İran kökenli ağaçlar olduğu saptanmış. Ve bu ceviz ağaçlarının hiç de tesadüf olmayacak şekilde Avrupa'da İpek Yolu'ndan gelen kervanların geçtikleri güzergahlar üzerinde yayıldıkları anlaşılmış. Çünkü İran üzerinden geçen kervanlar İran'da yanlarına ağaçlardan topladıkları cevizleri alırlarmış. Ceviz uzun süre bozulmadan kalabilen ve besleyici bir yiyecek olduğundan kervanlar için biçilmiş kaftan. Ve tabii bizim kervancılar da Avrupa'dan geçtikleri yol boyunca ya kendileri ekerek veya çuvalların dibinde kalan birkaç ceviz sayesinde İran cevizinin Avrupa'da yayılmasını sağlamışlar. İşte İpek Yolu bu denli ilginç bir yol, bir kültür köprüsü aslında. Diğer yandan başka bir ilginç bilgi de Moğolların İpek Yolu üzerinde kullandıkları Payza isimli altın pasaport. Ve belki de dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü pasaportuydu. Ve Marco Polo da bir adet altın Payza sahibiydi. Hatta bu altın Payza'yı 17 yıl sonra doğduğu şehre, Venedik'e götürüp ölünceye kadar sakladığı da biliniyor. Payza veya Payzın denilen bu altın pasaporta sahip olan herkes, dünyanın neresinde olursa olsun Moğol Hanı'nı temsil ediyordu. Ve istediği yerden geçip istediği her atı kullanabiliyordu. Bu da bahsetmeden geçmek istemediğim başka bir bilgiydi. Evet, sizlere bana eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bugün hem İpek Yolu'ndan hem de Marco Polo'dan konuştuk. Yine Marco Polo ve İpek Yolu ile ilgili birkaç kitaptan bahsettim. Amacım YouTube üzerinde tarih ile ilgili nitelikli içerikler oluşturmak. Uzak zamanlara abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki gravürde, seyahatnamede veya tarih kitabında tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler.